Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Ceylan, bugün Age of History Ukrayna serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Efendim, geçtiğimiz bölümde neler yaptığımızı biliyorsunuz. Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ve Abazde devletlerinin savaş ilan edip topraklarımıza katmıştık ve böylece artık Karadeniz'i kendi denizimiz haline getirmiştik efendim. Şimdi bu bölümde ne yapacağımızı zaten geçen bölümde söyledik. Rusya'ya saldıracağız dedik ve bunu yapacağız. Şimdi size sadece bir soru soruyorum ve bu sorunun cevabını ben söylemeden chat'e yazın. Sizce arkadaşlar, ben Rusya savaşı için kaç asker basmışımdır? Aynı zamanda bu yorumu yazarken beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala da abone değilseniz abone olmayı, aboneyseniz de bildirimleri aktif etmeyi unutmayın. Oradan tüm bildirimleri seçin abi. Bekliyorum. 10 saniye bekliyorum. Kaç asker basmışımdır sizce? Onu yoruma yazın abi. Ne kadar basmışımdır? Yazın bakalım. Hadi ondan geriye sayıyorum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Arkadaşlar, tamı tamına 3,5 milyon asker bastı Rusya Savaşı için. Sadece bu savaştan diyorum, bu basımdan önce 2,5 milyonluk bir parayı nüfus yatırımı yaptım. Sadece bir kere, yani o para bitene kadar yatırım yaptım. Onun haricinde bastım askeri, biraz ekonomimizi kötüleştirdi ama problem değil. Abi gördüğünüz gibi 3,5 milyonluk bir ordumuz var. Şurada denize 100 bin kişilik ordu koydum. Bunlar kesinlikle saldırmayacak. Sadece çıkarma atılmasını engelleyecek. Her yerde 100 binden fazla asker var. Genel olarak bastıktan sonra orduları 100'er binlik sınırlara koydum. Bir de bu topraklardan asker bastım buraya takviye için. Sadece şunlara direkt 150'şer bin koydum ve bir de takviye olarak bastım. Şu üçünden basmamışım mesela. Bakalım Rusya'yı yenebileceğiz mi abi? Rusya'yı yenebilecek miyiz, onu da yorumlarda yazabilirsiniz. Cevabını ben de siz de çok iyi biliyorsunuz ama isterseniz yazabilirsiniz abi. Hadi bakalım. Bu devasa orduyla Rusya'ya saldıracağız. Acaba yenebilecek miyiz? Ya Allah Allah. Acaba yener miyiz? Çok zor bir savaş. Rusya çok güçlü ama yenebilir miyiz acaba, bilmiyorum ya. Harbiden bilmiyorum. Bir de soruyorum değil mi size? Yenebilecek miyiz acaba diye. Abi gördüğünüz gibi devasa bir ordu ve devasa bir devletimiz var. Rusya'dan intikam savaşımızı zaten daha öncesinde yapmıştık. İntikamımızı aldık. Üstüne fazlasını da aldık. Şimdi bu intikam savaşının biraz daha fazlası. Bu direkt yok etme savaşı abi. Rusya'yı yok edeceğiz bu savaşla birlikte. Haberiniz olsun, belli bir orana geldikten sonra şuradan vasallaştırmayı talep et deyip Rusya'yı kendime kukla olarak alacağım. Haberiniz olsun, bunu söyleyeyim, çünkü bu devasa orduyla yani bunu yapmamız gerek diye düşünüyorum abicim. Zaten devasa bir ordumuz var. Başkentini ele geçiremedik Rusya'nın. Ama alırız abicim, problem değil. Problem değil, alırız. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde ilerliyoruz. Sadece başkentini alamadık. O kadar ordu tutacağını tahmin etmiyordum oraya. O yüzden az ordu koydum. Problem değil. Evet, oradan bize saldırılar yaptı. Kendi çapında bir şeyler deniyor çocuk. Denesin bakalım. Biz de şuradan çevreden asker basalım ki daha fazla kaçamasın. Daha fazla kaçamasın diye çevreden asker basıyorum. Şuradan basacağım askerle de şöyle şuraya yollayayım ki kaçmasını engelleyelim. Şimdi genel olarak ordularımı düzenli tutmaya çalışacağım. Saldırırken pataküte ilerlemeyeceğim. Herhangi bir kayıp yaşamadan, çıkarmada problem yaşamadan o şekilde ilerlemek istiyorum. Bu yüzden de ordularımı hani genelde dağıtırım, saldırırım. Bazı yerde 100 bin kişilik ordu olur. Bazı yerde ise ne olur abi? Orada çok az ordum olur. Ve böyle bir durumun yaşanmaması için ordularımı düzenli tutacağım dediğim gibi. Bu yüzden de düzenli tuta tuta ilerleyeceğiz. Sorun yaşamayacağız diye düşünüyorum. Şöyle ilerleyelim. Bu taraflardan mesela ilerleyebiliriz. En az 50 bin kişilik ordumuzun olması gerekiyor topraklarda diye düşünüyorum. Mesela bakın, buradan ilerlemeyeceğim. Şuraya 35 bin yapabilirim. Bu kadar 35 bin çok sıkıntı değil ama burada daha fazla ilerlemeyeceğiz. Hatta şuradan ilerleyebiliriz. Zaten tek toprağa saldıracağımız için bir problem yaşanmayacaktır. Şuralardakileri henüz saldırtmıyorum. Şu taraflardaki orduları kaydıracağım birbirine çünkü. O yüzden henüz onlar saldırmayacak abi. Henüz bekliyorlar ama sıkıntı yok. Onlar da ilerleyecekler abi. Şu an ufak bir bekleme sürecindeler sadece. Çıkarmayı için denizlere ordular da koyduk. Gayet güzeliz abicim. Hazırız her şeye. Hiçbir problem olmadan kazanacağız diye düşünüyorum. Şimdi bu ordunun 100 bin kişi ya bu ordu.
Bu ordu şuraya takviyeye gidecek abi. 50'şer bin kişiyle buraya takviyeye gidecek. Aynı zamanda sen de böyle takviyeye gideceksin. Bu ordu zaten yeterli olacaktır. Bu taraflarda Rusya çok fazla asker basabilecek kapasiteye sahip olmadığı için yeterli olacaktır. 35 bin, 40 bin bunlar ideal askerler abi. Bunlar bizim için bir problem değil. Şu ordular ise direkt olarak denize çıkarmaların gelmesini engellemek için yardım edecekler. Siz de ilerlemeye devam edin abi güzel bir şekilde. Aynı zamanda bu orduların da gelmesini bekleyeceğiz. Hızlı hızlı gelsinler hocam. Aslında beklemeye de gerek yok. İlerleyebiliriz ama biraz daha düzenli olsa daha iyi olabilirdi ama ilerleyelim abicim. Zaten Rusya'nın burada daha fazla bizim için ordu basabileceğini ben şahsen zannetmiyorum. Basamaz da zaten. Şu ordu beklesin ama. Oraya bir 200 bin kişilik ordu vereyim. Sen de şuraya git. Aynen. Bu bizim için ideal olur diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Saldırılarımıza devam ediyoruz. Rusya Savaşı bilmiyorum kolay geçecek gibi gözüküyor ama her an Rusya bizi şaşırtabilir. Hindistan'la savaştı zaten Rusya, o bakımdan baktığınızda zaten bayağı zayıf durumda. Hindistan'da çünkü savaş onu yoruyordur diye düşünüyorum. Muhtemelen de yorulmuştur abi. 100 bin kişilik orduyu buraya yol, hatta buraya 50 bin yeter. 50 bin adam olana çok bile abi oraya. Oraya gitsin 50 bin kişilik ordu. Onun dışında şu ordu mesela ilerlemeyecek abi. Bu ordu şunun takviyeye gelmesini bekleyecek. Çünkü orada bakın 4 tane toprak var. Oraya ilerlerse ne olacağını biliyorsun. Çok fazla bölünecek ordu ve bölünmesini ben istemiyorum. Şöyle buraya ilerle bakalım koçum sen. Onun dışında harita ebesinin hörekesine gitti. Sen buraya gideceksin, sen de buraya. Bunlar bölünebilir. Bu tarafta zaten Rusya'nın asker basma kapasitesi yok. Bundan sonra daha doğru da asker basamayacak zaten. Siz de yine aynı zamanda bunların doğu tarafına kaymasını istiyorum. Bu tarafta çünkü daha fazla problem yaşanmayacak. Zaten asimilasyon değerlerimiz 100. Orada asimilasyonların az olduğuna bakmayın arkadaşlar. Az değil. Sadece hastalık çıktığı için öyle gözüküyor. Yoksa oranın değerleri gayet yüksek. O yüzden merak etmeyin abicim. Bizim asimilasyon değerlerimiz biliyorsunuz her daim yüksek olur. Saldırılarımıza devam ediyoruz. Rusya Savaşı'nda gördüğünüz gibi çok güzel galibiyetler alıyoruz abi. Güzel. Hindistan sağdan, biz soldan patır kütür eziyoruz çocuğu. Ama yapacak bir şey yok abi. Bir kere bizim Kırım'ımızı işgal etmeyecekti. Bir kere bizim Kırım'ımızı işgal etmeyecekti. Bunu yaptı. Saldır diyor orduya bak. Oğlum biz çerez niyetine bile basmıyoruz lan orduyu. Biz o orduyu harbiden çerez niyetine bile basmıyoruz abi. Adamın saldırdığı bize orduya bakarız. Bize hakaret lan o ordu. Harbiden o ordu bize hakaret abi. Biz öyle bir orduyu çerez için bile basmayız lan. Adamın bize saldırdığı orduya bak. 300, 200, 700 kişilik orduyla falan saldırıyor. Oğlum binlerden konuşalım. Yüz binlerden konuşalım. Nedir abi o ordu, Allah Allah. Vallahi üzüldüm şu anda. Rusya'nın durumuna üzüldüm abi. Ne durumdayız? 196, Rusya'yı vasal almak için 300 puana ihtiyacımız varmış. Güzel. İlerleyişlerimize devam edelim bakalım. Harbiden bir tık üzülmedim desem yalan olur abi. Üzüldüm Rusya'ya ya. Üzüldüm harbiden. İşte bölünün oğlum, adam bastı orduda da 300 kişilik ordu basıyor. Biz diyoruz ki ordu bölünmesin. 25 bin falan olmasın diyoruz oğlum. Adam zaten 100 kişilik ordu basıyor. Sen orduyu 50'ye de bölsen zaten sana vuramayacak o. Bölün abi, hiç problem yok. Lan yazık lan, ben de Rusya'yı bir de adam yerine koyuyorum. Güçlü herhalde diyorum bu. Herhalde güçlü bizim ordular, o yüzden bölünmesin arkadaşlar falan diyorum. Arkadaşlar gidin abi kafanıza göre takılın. Takılın vallahi hiç sıkıntı değil, hiç problem yok. Sıfır sıkıntı abi, herkes ilerleyebilir. Hiç problem yok. Beklediğimiz gibi bir şey yokmuş abi. İlerleyişlere devam. Bu bölgeyi aldık zaten yeterince güzel bir şekilde. Ardından ise doğu tarafında ilerlemeye devam edeceğiz. Ama doğu tarafında ilerlerken burada Hindistan toprakları var ya. Bu topraklar tehlikeli. Hindistan her an topraklarını kaybedebilir. Yeter artık, kayma Age of History adam. Harita artık kaymasın yeter. Şuradaki toprakları kaybederse eğer oradan bizim sınırlarımızı atlama yapabilir Rusya. Öyle bir durumun yaşanmaması için asker koydum oralara ama yaşanacak gibi gözüküyor abi öyle bir durum. Oğlum Rusya'nın direnecek takati yok ki, biz bu adamı vasal bile alamayız. Şu an Hindistan zaten bunu yok etmiş. Hindistan bu adamı yok etmiş zaten. Biz bu adamı neyle vasal alacağız? İlerle abi şuradan şöyle. İlerle bakak.
İlerledi, bir ense tıraşını görelim hadi. Valla. Rusya savaşı için böyle ümitliydim. Bizi sonunda artık zorlayabilir bir savaş diyordum ama yok abi. Yok abi, bu savaşta gördüğünüz gibi arkadaşlar biz boşuna abi adam zannedip gittik 3,5 milyon kişilik ordu bastık abi. Yani o kadar orduyu boşuna basmışız. Şu an durum nedir? 519. Ha, vasal al abi elemanı. Topraklarını da al. Ne var ne yok al. Şu tarafları almayacağım. Şu tarafları almayacağım. Şundan sonrası onun olabilir abi. Bazı toprakları sadece isteyeceğim Rusya'dan. Şu özellikle, yani şu tarafı, Avrupa tarafını kesinlikle isteyeceğim. Vasalımdan. Oralar bizim için önemli abi. Şöyle şunları al. Gerekirse Hindistan Savaşı'na da geliriz bu arada. Gerekirse dostumuz Rusya'nın Hindistan Savaşı'na da gelebiliriz ama yok abi, gerek yok. Şu an zaten Rusya'yı ortadan kaldıracağız değil mi? Ana hedefimiz bizim ortadan kaldırmaktı. Bir adamı bir ilhak edelim. Bir ortadan kaldıralım da hedefimizi bir gerçekleştirmiş olalım. Evet, artık şu an gördüğünüz gibi Rusya isimli bir devlet yok arkadaşlar. Rusya isimli bir devlet yok şu an. Gayet güzel. Yani hedefimizi en azından şu anda gerçekleştirmiş olduk. 400 bin kişilik şu orduyu silelim. Bir ekonomimiz bir kendine bir gelsin. Onun dışında başkent Kiev'e orduların dönmesi için talimat verelim. Normalde bizim ekonomimiz bu orduyla eksiye düşmez, ancak ordular çok bölündü ya, o yüzden eksiye düşüyor. Normal şeyler abi bunlar, olabilecek şeyler. İsyanlar da yine tahmin ediyorduk olabilir ama bizim bu kadar isyan çıkması normal değil. Yani daha ilk turdan isyan çıktı. Savaş yorgunluğumuz düşük olması lazım bizim. Evet, %3 savaş yorgunluğu var sadece. Neden hemen isyan çıktı bilmiyorum. Muhtemelen buraları yağ... Evet abi, buraları yağmalamışlar. Ya isyan çıkması normal. Buraları yağmalamışlar çünkü herifler. Evet. Rusya şu anda gördüğünüz gibi ortadan kalkmıştı ama tekrar geri geldi. Onu vasal talebiyle bir daha alırız biz. Ondan sonra da zaten pek bir şey kalmaz diye düşünüyorum. Yani Hindistan'da şu an barış yaptı. Hindistan onu tekrar hayata döndürdü abi. Biz hedefimizi ama gerçekleştirdik mi? Gerçekleştirdik. Rusya gitti mi? Gitti abi. Şu an barış yaptılar. Biz yeniden alacağız ama Rusya'yı, problem değil. Ama bizim vasalımız olarak devam edecek. Şöyle. Hemen al abi. Rusya'yı direkt şey olarak alacağım. Yine vasal alacağım ve ilhak edeceğim. Ardından ise doğu tarafında Rusya'yı salacağım tekrardan abicim. O kısma gerek yok. İhtiyaç duymuyorum. Doğu tarafın orayı o yönetebilir. Oralar benim için çok önemli değil abi. Çok önemli değil. Şöyle. Hatta hiç önemli değil abi. Çoku bırak. Direkt sıfır öneme sahip desem yalan söylemiş olmam. Hemen ordularımız gelsin. Ama ne ordu basmışız abi. Orduları toplaması bile zor. Adamları buraya geri getirmemiz bile zor abi. Görüyorsunuz bastığımız orduları. Helal olsun bize be. Helal olsun bize be. Ne ordu bastık. Rusya bizim zaten ordularımıza kayıp yaşatamadı da. Biz kayıp yaşadık. Neyden yaşadık abicim kayıp? Kendi ordumuzu sildiğimiz için kayıp yaşadık. Tek yaşadığımız kayıp bu abi. O 400 bin kişilik orduyu sildik ya. Onun dışında zaten kayıp yaşamadık abi. Kardeşim siz isyan mı ediyorsunuz? Gelin bakayım. Gelin bakayım, hemen sizin isyanlarınızla bir ilgilenelim. Kardeşim vergileri de sıfırlıyorum. Vergileri kısacağım. Yeter ki halk mutlu olsun. O yeni aldığımız Rusya topraklarındaki halk maalesef mutlu değil arkadaşlar. Hindistan bunları yağmalamış. Hindistan mı artık, kim yağmaladı bilmiyorum ama yağmalandıkları için mutlu değiller insanlar. Ve bunların mutluluklarının düzelmesi için bir süre genel olarak herkesten vergi almıyoruz abicim. %0 vergiye çektik ve şu an hiç vergi almıyoruz. Benim aslında tüm toprakları boşuna ilhak ediyorum. Zaten bir kısmını Rusya'ya vereceğim ben bunları. O yüzden bir bekleyelim abicim. Kimseyi bir şu anda ilhak etmeyelim. Daha sonra asimile etmeyelim. Rusya'dan alacağız zaten biz toprakları geri. Aynen. Şu anda hakaret et. Vasallaştırmayı talep et. Tamam, vasalımız oldu. İlhak edeceğiz, sonra tekrar salacağız Rusya'yı. O yüzden boşuna böyle bir şeyler yapmaya kalkmayalım abicim biz. Bekliyoruz şu anda. Aslında paramız var ama yok, kalsın abicim kalsın. Rusya bu arada her an bize isyan edebilir. Geçtiğimiz tek turda direkt isyan edecek bize. O yüzden ilk turda hemen ultimatumu göndermemiz gerekiyor Rusya'ya. Şöyle. Eyaletleri talep et değil, ilhak talebi diyerekten Rusya'yı topraklarımıza tamamen katacağız. Ve şimdi bir vasal serbest bırak diyerekten Rusya'yı tekrar vasal bırakacağız. Ama tabii ki
Ona vereceğimiz topraklar belli abiciğim. Ona vereceğimiz topraklar belli. Şuradan sonrası senindir kardeşim. Şöyle hatta şurası da senin olabilir. Yok, orası benim olsun abi. Orası benim olsun. Orası sana pek yakışmadı. Şöyle. Şunu da ver. Tamam. Ondan sonrası senin hocam. Ondan sonrasında ben herhangi bir müdahalede bulunmuyorum. Sadece şu toprakları bana saldığın takdirde hiçbir problemimiz yoktur abi. Güzel güzel. Yaşarız, geçinir, gideriz Rusya ile. Rusya'dan para göndereceğim. Topraklarını Hindistan yağmaladığı için genel olarak çok isyan çıkacaktır Rusya topraklarında. O isyancıları engellemesi için para göndereceğim abi, merak etmeyin. O şekilde de isyancılarını bastırır diye düşünüyorum. Al kardeşim, sana da şöyle bayağı bir para gönderdim. Şöyle hemen topraklarımızı biz asimile etmeye devam edelim abi. Güzel. Rusya daha bize isyan da edemez. Ardından İskandinavya'yı falan da toplarız ama bir süre şöyle şey yapmamız lazım. Asimilasyonlarla uğraşmamız gerek. Vallahi güzel oldu ya. Beleşten güzel güzel topraklar aldık. Evet dostlar, biz burada videoyu bitirelim. Bayağı kayma oluyor. Ben video dışında şeyleri yaparım. Asimilasyonları yaparım. Ondan sonra bir sonraki bölümde ise Avrupa'yı fethetmeye devam ederiz diye düşünüyorum. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı, ayrıca hala kanala abone değilseniz abone olmayı, aboneyseniz yanındaki zil butonunu aktif etmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.